Herkese selam. Merhaba. Selam. Ben Ayşegül. Beni zaten tanıyorsunuz. Beni tanımıyorsunuz muhtemelen. Evet. Polen'in kanalıyla alakalı benim şuraya bırakalım. Yok. Şuraya bırakalım. Hiçbir alakası olmayan bir insanım ben. Linkini. Parmak gel vlog böyle eğlence işte 10 vlog tarzı. Bu tarz şeyler ama Polen. Diziler, filmler falan filan. Bugün uygun bir vlog geliyor Polen'den ilk kez. Bayağıdır ben vlog çekmiyordum, senelerdir. Bir 20 gündür falan da video yüklemiyorum. Ne zaman çektin en son? Gezide mi çekmişsin video? Evet. Mersin'e gitmiştim kahvaltıya. Çamlıyayla'ya gitmiştik o zaman çekmiştik. Sen var mıydın orada? Vardım. Ben yoktum. Aa, Müge vardı. Benim olmadığım bir vlog çekmiş. Evet. Aynen. Biz bugün geldik. Esaslı bir AVM'deyiz Adana'da. Cinema Pink'te. Barbie filmini izleyeceğiz. Barbie filmi ve Oppenheimer filmi bu aralar çok moda. Ben de Oppenheimer aslında ilk başta gidecektim ama 2 haftadır yer bulamıyorum ve IMAX'te izlediğimiz için Adana'da da tek salonda IMAX olduğu için maalesef yer bulamıyoruz. O yüzden dedik ki biz bugün Barbie'ye gidelim, bir değerlendirelim film nasılmış. Böyle 4 kız, şurada da Müge ve Ezgi var. Dedik ki filme gidelim. Şimdi AVM'deyiz, bir şeyler yedik. Barbie'ye uygun tek giyinen kişi Polen oldu. Evet, ben oldum. Hepsi farklı giymiş. Bir tek ben pembe giyindim. Evet, Ezgi ve Müge. Aslında Müge'yi hatırlarsınız. Beni kandırdı arkadaşlar. Tamam, Barbie filmine gelirken ne giyinilir? Pembe giyinilir. Hepsi bana siyah giy dedi ama Polen'i görüyorsunuz. Ben de sana siyah giymiştim evden çıkarken bugün. Seni de kandırmış oldum. Beni kandırdılar. Barbie'den dolayı her yerde pembe kıyafet var. Kameralara oynayan bir Ayşegül. Evet, kameralara çok özür. Seversin. Bir şey söyleyeceğim, benim birlikte vlog çekelim mi? Olur. Olur mu? Ne, makyaj video mu? Hayır. Bir vlog. Tamam. Çekelim. Hani sen makyaj yapacaktın bana. Yapayım. Barbie makyajı. Siz sen göz tatlı yeter, biliyor musun? Ben de göz altlarım biraz şey, bugün çok makyaj yapmadım. Normalde kamera makyajı yapıyorum. Ama bugün çok makyaj yapmadım. Zaten sıcak. Adana sıcağında makyaj yapılmıyor. O yüzden de göz makyajım çok olmadığı için gözlük takayım dedim de. Ahanda geldik. Ahanda geldik. Evet. Bizim seans niye burada gözükmüyor? O değil mi? Ha, pardon, evet buradaymış. Tamam. 21.30'a gireceğiz. Geldik. Burayı çok beğeniyorum. Bir tane fotoğrafım var Instagram'da. Fotoğrafı burada çekilmiştim. Evet, Ezgi. Bitik. Söpüyordum. Pembe değilim. Peki benim telefon kılıfımın da Barbie olması. Böyle hazırlıkla geldim. Bunu da AliExpress'ten almıştım bu arada. Aylar önce. Her yerde selfie çekilmeye devam. Bunlar kendini çekmeye dursun. Ben de kendimi şuradan göstereceğim. Ben de buradayım. Böyle biraz kesik bir ayna ama. Bizimki salon kaç? Ezo. 2. Ha, şurada. Tamam. Evet, Ayşegül'ün doğal tripodu. Haydi bakalım. İşte ya, sevdiğim
salon tipi. Biz kaçtık? Ayşegül kız artık onu kız. I mıydı sanki? Evet, I5, I6. Burası. I5, I6. 7, 8. Tamam, ben 7 uğurlu rakamım. Allah, buraya oturuyorum. Kimse yok ya. Oh be, en sevdiğim salon tipi. Kızlar, baştan söylüyorum, film çok kötüymüş. Aldığım yorumlar o şekilde. Beklentinizi en düşük seviyede tutun. Bu koltuğa oturunca mı söylüyorsun? Evet. Mesela bak, ben bu filmin IMDb'sine de bakmadım. Dur bir bakayım ya. Evet, IMDb puanı 7.4'müş. Ben genelde 7-6 puan alan filmleri biliyorsunuz çok önermiyorum. Elimden geldiğince. Ama bakalım yani. Genelde aldığım, duyduğum yorumlar kötü, berbat gibi yorumlar oldu. Beklentimi en düşükte tutarak izleyeceğim filmi. Bak. Kanala reklam aldım. Şimdi film başlıyor. Arada yorumlarımızı yapacağız. Evet, şimdi araya girdik. Yani evet, ben beklentimi düşük tuttuğum için tam da beklediğim gibiydi. Beklentim de beklentisinin altında geldi. Bir bilinmeyişim var. Ya bazı küçük şeyleri beğendim. Göndermeleri. Yani, evet. Hemen güzeldi. Şey yani. Bir alıkıyor. Evet. Ya böyle. Oturmamış sanki. Ha? Mesajlar biraz evrensel artık. Neredeyse evet. Her şeyde var. Biraz daha farklı yapabilirler. Evet. Ya zaten bence çok geç kalınmış bir film. Evet, evet. Yani kesinlikle. Bunu ne bileyim. Ama beklentimi çok altında. Bunu bence bir 15 yıl önce falan çekmeleri lazımdı. O zaman evet. Gelebilirdi. Kadınların dünyanın her yerinde, her alanında olabileceğiyle ilgili mesajlar bu kadar şey klişe olmazdı ama şu an yani. Sen? Gelmiş bir dakika. Ayşegül bir anda hiç hayatıma ya. Dur. Tamam ya. Bak. Bir şey söyleyeyim, ben acayip terledim şu Papanın anda. Papanın terlemesi. Göster. Çek. Sıcak. Bir şey söyleyeceğim. Bu filmi erkek arkadaşlarınızı getirmeye nasıl ikna edin? Valla Ozan sana gidelim demiştim, ısrar etmiştim ama iyi ki beraber gelmemişiz. Ozan iyi ki gelmemişsin. Ender abi iyi ki nöbettesin, çalışıyorsun. Evet, bu arada film başladıktan bir 15 dakika sonra önde oturan bir çift dışarı çıktı yani o derece. Sence nasıldı Ayşegül? Bence nasıldı? Aa, ne oluyor be? Bence olma. Aa, tamam, yorum yapma diyor. Tamam, kapatıyorum. Ayşegül'ün her anı hikaye atmakla yetiyor. Ayşegül Can Göçer. Instagram Ayşegül Can Göçer. Hikayeye girdiğiniz zaman üstte nokta 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 gördüğünüz kişi o işte. Ayşegül Can Göçer. Böyle kaldı kafam. Ya gel şunu bir kapat ya. Sen mi diyorsun bunu? Ne? AVM'yi kapattık. Evet kızlar, yorumları alalım. Ya sonu bir tık güzeldi açıkçası. Hani mantıklı. Ayşegül ağladı. Barbie de. Evet, başka. Hadi sırayla yorum istiyorum. Ben ne yapacağım sonra? Ne yapacaksın? Nasıl, sen nasıldı? Yani ikinci bölüm birinci şeyden, perdeden daha iyiydi. Birazcık duygusaldı ama yine de genel olarak uyanık olmadı. Biraz uyuyordum. İkinci yeri güzeldi ama. Evet. Bu yanı güzeldi. Sahneden birden geldi. İkinci bölüm birinci. Ya Ayşegül bir durun ya. Video çekiyor.
ben yorumumu yapıyorum. Evet. Genel yorumumu. Çok iyi değildi. Göndermeler güzeldi sadece. Ama klişeydi göndermeler. Burası değil, burası değil. Burası. B1, B1. Göndermeler güzeldi. Bazı işte espriler güzeldi. Ben şeyi sevmedim mesela. Sadece Barbie diyarı olması ya da sadece Ken diyarı olmasını da sevmedim. Bir orta yol. Ya bir ataerkillik ya da bir anaerkillik durumu var. O beni çok rahatsız etti. Ama sonra sonunda, Allah'tan sonunda şey dedi ya işte o bir tane Barbie eski haline dönmesine gerek yok dedi. Buradan metro yolu yakın mı? Nereden çıkacağım? Siz ve abimle çıkacağım. Çıkış yazmıyor mu bir yerde? Horoşum. Rubiş. Ne yaptın? Ne? Robin ne zaman eve gelsen şu tırmalama tahtasını tırmalıyor. Evet. Hoş bulduk. Bir hoş geldin şeyi onun için. Her eve girdiğimde ama ne zaman eve girsem gidip ilk yaptığı şey bu tırmalama tahtasını tırmalamak oluyor. Kendine bana hoş geldin diyor işte. Ne oldu? Tırnağın mı takıldı? Dur hadi dur. Oy oy uzamış tırnakların. Tamam yavaş yavaş. Dur anneciğim dur. Dur oğlum. Dur. Hah. Salak. Güzelim. Aşkım. Minik kuzum. Minik horoşum. Küçük kafalım. Küçük kulaklığım. Evet geldim, sonunda evdeyim. Güzel bir gün oldu kızlarla. Hemen en merak edilen sorunun cevabını verecek olursam film nasıldı tabii ki. Benim için birazcık geç oldu tabii ki bu videoyu yapmak, 2 hafta kadar geç oldu ama dediğim gibi ilk niyetim Oppenheimer'a gitmekti. Ona da yine yer bulabilirsek yarın Ozan'la gideceğiz. Film nasıldı? Evet. Film bence 7.4'lük kesinlikle değildi. Kanalda da biliyorsunuz elimden geldiğince 7'nin altında film önermemeye çalışıyorum ve bana göre genellikle 7 üstü filmler iyi oluyor. Çok şaşmıyor yani ama bu film biraz farklı çünkü bu film bana göre gerçekten çok iyi bir pazarlama filmi. Zaten Barbie biliyorsunuz yani yıllardır best denecek durumda Barbie bebekler arasında. Ben de Barbie ile büyüyen küçük bir kızdım tabii ki öncesinde. Dolayısıyla Barbie bebeklerle büyüyen bir kız olarak evet bütün detayları, bütün göndermeleri anladım. Biraz spoiler vereceğim maalesef bundan sonrasında. Mesela işte o televizyon kumandasından diş fırçasının büyük olmasına kadarki detaylardan, zeker rahatsızlandığında ambulansın böyle bir anda açılıp ve o detayları falan, Barbie evinin etrafının açık olması, kıyafetlerinin işte bir anda değişmesi, Barbie evinden inerken kapıdan geçerek değil de işte aşağıya süzülerek inmesi. Çünkü neden biz küçükken bebeklerimize oynarken işte böyle Barbie'yi yürütüp kapıdan geçirtip işte ne bileyim merdivenden indirip aşağıya indirmezdik de çünkü merdiven diye bir şey yoktu. Direkt yani Barbie'yi oynarken ikinci kattan bir anda aşağıya indirirdik. Yani çocuk mantığı bir de. O detaylara kadar verilmiş olması, o göndermelerin yapılıyor olması, arka planların kartondan olması, buzdolabını açtığında orada gerçekten bir içecek değil de kartondan içecek fotoğrafının olması, baskısının olması falan. Bu küçük küçük detaylar bence çok güzeldi. Espriler komikti. Konu olarak baktığımızda beni maalesef içine almadı. Sinema salonunda da dedim. Bir alıktı yani böyle film. Bilmiyorum almadı beni. Yani o gerçek dünyayla Barbie dünyasının bir geçiliyor olması
bana göre saçmaydı. Tamam, bu böyle bir evren, böyle kabul etmemiz gerekiyor. Evet, ama derinlemesine işlenmiş bir konu gibi hissetmedim. Ve birinci bölümde mesela beni şey de rahatsız etti. İşte Barbie, Barbie'nin dünyası, her şey kadınlar yönetiyor. Kadın erkek eşitliğini savunan birisi olarak o sürekli bir anaerkil bir durumun olması da beni rahatsız etti. İkinci bölümde de, yani ikinci bölümün başında da Ken'in o Barbie dünyasını ele geçirip işte Ken'in dünyası haline getirmesi, yani o ataerkil düzen de beni çok rahatsız etti. Sonunda tabii ki eşitliğe dönüyor konu ve biraz duygusallaşıyor. O kısımlar biraz güzeldi. Oraları yani işte beğendim diyebilirim. Ama ben genel olarak artık şundan çok sıkıldım. Ya bu filmi 15 sene öncesinde yapmış olsalardı daha çok beğenilebilirdi. Biraz daha törpüleyerek tabii ki senaryoyu. Barbie'nin alt metni yıllardır şu. Kadınlar dünyanın her yerinde, her meslek grubunda yer alabilir mesajı. Yani Barbie'nin bu kadar meslek gruplarında dahil olması, işte kıyafetlerinin, kostümlerinin fazla olmasının alt metni bu. Bunu anladık. Zaten ben biraz Barbie geçmişini, belgesellerini de izlediğim için, okuduğum için zaten biliyorum. Bilmeyenler belki bu filmle beraber öğrenmiş olabilir, bilemem. Ama bu filme gidenler daha çok aslında Barbie'nin zaten hayranı olup giden kişiler diye düşünüyorum. Hem çocuklar hem işte bizim gibi büyükler. Zaten geçmişten bugüne Barbie hayranı olduğu için gittiğini düşünüyorum. Erkeklerin de aslında Barbie'yi seven erkekler tabii ki vardır. Ben şey gördüm mesela sinema salonunda. İki tane çift çıktı. Belli ki şey yani o zorlama olmuş birazcık. Belli ki erkek hoşuna gitmedi ve hadi çıkalım buradan falan dendi orada. Ben de Ozan'a şey demiştim, hadi gidelim gidelim falan demiştim ama ikna edememiştim. İyi ki edememişim, çok sıkılırdın Ozan. İyi ki gelmedin, iyi ki biz kızlarla gitmişiz bu filme. Ya Barbie'nin alt metni tamam, kadınlar dünyanın dünyada her meslek grubunda bulunabilir alt metni. Ama ben artık gerçekten bu tarz mesajı olan filmlerden çok sıkıldım. Kadınlar da yapabilir, başarabiliriz, biz de varız falan gibi şeylerden artık sıkıldım çünkü zaten varız. Zaten varlar. Yani bunun için artık yani biraz şey geliyor, ajitasyon geliyor artık bana. Yani mağdur edebiyatı geliyor birazcık bana. Bunu yaptıkça çünkü böyle bir şeyin kadınların sanki artık her meslek grubunda olmadığını kabulleniyormuşuz gibi geliyor bana. O yüzden dediğim gibi bu filmi 15-20 yıl öncesinde yapmış olsalardı evet. Ama şimdi günümüzde artık öyle bir problem olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki bastırılmaya çalışılıyor ama kadınlar her meslek grubunda var. Yani bunu kabul etmek gibi bir durum da yok artık. Bu kabullenilmiş zaten. İşte biraz mağdur edebiyatı geliyor ki kadın olmama rağmen. Konu olarak beni rahatsız eden şeylerden birisi buydu. Onun dışında hani bu sosyal medyadan dolayı mı çok fazla gördük çünkü tanıtımlarda ve insanlar çok fazla reels çekti bununla ilgili. Bu Hi Barbie, Hi Barbie, Hi Ken işte sahnesi çok çok uzadı. Yani çok fazla selam verme diyaloğu oluştu. Esprisini anladık zaten ama artık birkaç tanesinden sonra, birkaç selamlaşmadan sonra o Hi Barbie, Hi Barbie, Hi Barbie denmesi orada tamam yani dedi ki böyle. Bütün kadın karakterlerin adı Barbie neredeyse. Hani Teresa'sı, Stacy'si falan filan var tamam ama bütün erkeklerin adı da Ken. Dolayısıyla hepsi birbirine selam verirken Hi Barbie, Hi Ken diye veriyor. O sıktı. Şey, senaryoyu çok benimseyemedim ben. Dediğim gibi tamam böyle bir evren ama insan dünyası, Barbie dünyasına geçiş durumu bana biraz işte pateni bahane etmek saçma geldi. Şey güzeldi ama, bisikletle gidiyorlar, arabayla gidiyorlar, bir tekneyle gidiyorlar falan. O geçiş güzeldi çünkü Barbie oyuncaklarında da hani bu şekilde bir anda üstleri değişiyor ona uygun olarak falan. Hani oyuncaklardan dolayı o esprili geldi o geçişler bana. Onlar güzeldi. Dediğim gibi küçük küçük şeyler, oyuncakları, serileri çok iyi bilenler, kostümleri çok iyi bilenler, çizgi filmlerini çok iyi bilenler, Barbie'nin animasyon filmlerini iyi bilenler. Bunları iyi bilenler
filmdeki göndermeleri ve esprileri çok iyi anlamışlardır diye düşünüyorum. Onların hoşuna gitmiştir ama dediğim şeyler sıktı. Bana göre 7.4'lük bir film miydi? Hayır, kesinlikle değildi. Bana göre 5.4'lük bir filmdi. Barbie'yi çok sevenler beni linçlemesinler ama ben de çok Barbie seven birisiyim. Dediğim gibi Barbie ile büyüdüm. Bir sürü Barbie'm vardı. Hala işte Barbie tişörtüm vardır. Telefon kılıfım gösterdim Barbie'li, ekran koruyucum Barbie'li falan. Tabii ki bu biraz gündemimiz Barbie olduğu için böyle oldu ama genel olarak ben de hani çok Barbie seven bir insanım ama hani şey de değilim, Barbie diye de ölmüyorum tabii ki. Sadece birkaç eşyam var bununla ilgili, o kadar. Ama bunun ciddi fanları var. Her şeyi Barbie olanlar var. Ne bileyim, arabası Barbie temalı olanlar var. Evi Barbie temalı olanlar var. Evinde bin bir çeşit Barbie eşyası olup Barbie koleksiyonu, Barbie bebek koleksiyonu olanlar var. Barbie gibi giyinenler var. Yani bu say bitmez. Umarım o tarz bir insana denk gelip de linçlenmem. Yorumum bu şekilde Barbie filmiyle ilgili. Oppenheimer filmini izlediğim zaman da umarım yarın izleyebilirsem, yer bulursam ona da bu şekilde bir video yapmayı düşünüyorum. Belki daha sonrasında her zaman yaptığım gibi bir kurgu yapmayı düşünürüm. Video yapmayı düşünürüm belki, bilmiyorum. Belki de yapmam. Çünkü çok zaman geçti. Benim bunu 2 hafta öncesinde yapmam gerekiyordu ama dediğim gibi biraz salon ve bilet konusunda mağdur olduk. Adana'da maalesef böyle bir sıkıntı var. Ciddi anlamda gişesi olan, bu tarz pazarlaması iyi olan filmler geldiği zaman, mesela Marvel filmlerinde de aynı sıkıntı oluyor. Bir hafta, iki hafta kadar bilet bulamadığınız oluyor Adana'da. İstanbul'da olsa hani belki bu şekilde olmaz, daha erken izleyebilirdim ama maalesef Adana'da yaşayan birisi olarak bu sıkıntıyı yaşıyorum. Her neyse, bu video da bu şekilde olsun. Böyle vlog bir video oldu. Ve daha rahat olduğum, daha çok çabuk yaptığım, kurgusu daha beni zorlamayacak bir video oldu. O zaman abone olmayı unutmayın diyorum. Kanalı takip edin. İzliyorsunuz, abone olmayı unutuyorsunuz, onu biliyorum. Abone sayısı artarsa bu arada ben de hani daha çok kanala yönelebilirim. Ama abone sayısı çok fazla artmadığında ben de ya nasılsa izlenmiyor, nasılsa çok fazla abonem yok diyerek çok kanalın üzerine düşmüyorum açıkçası. Hani daha boş vakitlerimde çekmeye çalışıyorum. Bir şeyleri izleyip onun analizini yapıp önermek, video çekmek, onu kurgulamak tabii ki zaman ve emek istiyor. Özellikle biliyorsunuz ben bir video yaptığımda 5 film, 5 dizi vesaire gibi hani çoklu çoklu önerdiğim için, öyle 1-2 diziyle geçiştirmediğim için, bir haftada mesela dizi önerisi yapacaksam bir haftada 5-6 diziyi izlemek, hani takdir edersiniz ki çalışan bir insan için de zor oluyor. Hani işten gelip bir diziyi bitirmeye çalışıyorum. Zor oluyor bir haftada birkaç dizi izlemek, birkaç film izlemek. O yüzden de videolarda gecikme oluyor ama umarım bir gün hani bu kanal büyür de ben de tamamen... Robin çıldırdı. Saati geldi tabii. Gece 2'den sonra biliyorsunuz kediler çıldırıyor. Neyse, hani umarım bir gün bu kanal hani büyür de ben de o zaman diğer işlerimi bırakıp tamamen YouTube'a yönelebilirim. O da tabii ki tamamen sizin elinizde olan bir şey. Yani abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.